Ya ben gelecektim, sen ne zaman... Geldim, geldim, dur. Makas var mı? Vereyim. Bunları aldım. Şöyle her masaya da birer tane vazo aldım, çok güzel. Uçlarından kesip koyarız. Sen iyi misin? Yok bir şey. İyiyim. Aa, ağladın mı sen? Yok ya, ben gece az uyudum. Ondan gözlerim şey olmuştur. Neşen nerede senin? Burada. Yok bir şey. Vallahi tamam, hadi. Ay çok güzelmiş burası. Vallahi içimizden biri hayallerinin peşinden koşuyor. Aferin kız sana. Çok güzelmiş bunlar. İşte öyle aldım da işte masalara koyarken solarsa falan sen buradan halledersin. Sen nasıl gelebildin? Kaan'ı okuldan almayacak mıydın? Babası alacakmış. Oğlumu okuldan ben alacağım. Nokta. Alacağım değil, alacağım ve nokta. Ayrıca evde görüşürüz de yok. Buram buram mesafe. Artık böyle olması gerektiği gibi. Tamam. Peki bunda seni rahatsız eden ne? Böyle direktif almak. Neymiş o alacakmış sormadan etmeden. Düşman gibi. Böyle olursa Kaan üzülür yani, ondan diyorum. Ondan demiyorsun. Abim üzerinden ilgisini çekince senin bir elin ayağına dolaşmış. Bana öyle bakma. Gözlerine dayanamayan ben değilim abim. O da bir süre yüzüne bakamayacak muhtemelen. Gözlerime dayanamadığı için falan değil, yüzü olmadığı için. Yağmur, Allah aşkına yapma. Sen adamı boşamışsın, kapında yatmış. Ne yüzü olmadığında. Sadece affedemeyeceği bir şey yapmışsın. Af filan istemiyorum ki ben. Ayrıca affedilecek bir şey de yapmadım yani Nilüfer. Allah aşkına sen yapma bari. Ben yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Sadece abimin affedemeyeceği bir şey. İyi, ilgilenmiyorum. Tamam. Ne güzel işte. Yani senin için bir sorun yoksa. Abim eve girip çıkmayacak. Siz daha az görüşeceksiniz. Bunu Kaan'a nasıl söyleyeceksiniz? Biz boşandığımızda Kaan küçüktü. Böyle alışsaydı iyiydi de. Biliyorsun abim peşimi bırakmalı. Çift terapisine mi gitseniz? Ay sen de MKC gibi Nilüfer. Çift miyiz biz? Ay tamam. Sinirlenmeye yer ara zaten. O zaman boşanmış çift terapisine gidin. Kolay gelsin. Sağ ol. Vallahi Yağmur'un geldiği iyi olmuş ha. Niye? Bir dakika. Ben neyi beceremiyorum da onun gelmesi iyi oluyor? Yani dünden bugüne bayağı bir değişiklik var burada canım. Allah Allah. Neyse canım, ben gördüğümü söylüyorum. Ellerinize sağlık ha. Bir baksana. Sen değil, sen değil. Ya dün bir şeyler buldum da Kaan'a vermek istiyorum. Ha. Neymiş? Ya anası olarak sen bak, uygun görürsen verirsin. Tamam. Güzel, güzel. Nasılsın? İyi, dükkan ne güzel olmuş. Ellerinize sağlık. sen nasılsın? Harca, İyi işte. Nasılsın evladım? Ya bana düşmez tabii yani. Ben de çok anlamam bu işlerden tabii. Ne yaparsanız yapın da. Siz bayağı birbirinize benziyorsunuz ya. Anlamadım. MKC ile mi? Hı. Böyle melül melül bakışlar. Boynu yana düşüşler falan. Hayırlısı. Hadi gel gel. Gel gel gel. Vay. Ne güzelmiş ya böyle deniz manzarası falan. Sen bir de anacığım yaşarken görecektin o pervazı. Çiçek falan doluydu yani. Tabii biz iki adam ne yapalım çiçekleri. Babam beni bile azarlamak için konuşuyor be. Çiçeklerle konuşup ne yapsın? Bekle bekle. Bak akşam bunlar geçti elime. Yani Kaan'a olur mu diye düşündüm ama
Okumasa da resimlerine bakar. Bak. Sen şimdi Süpermen falan yani oğlan küçük diye şey yapma. Okusun bunları, iyidir iyidir. Ben bunlarla büyüdüm. Akşama kadar burada güneşin altında okudum bunları. Valla ne yalan söyleyeyim, ben de çok severdim. E şimdi babasına kalsa Dostoyevski ile başlayacak olmaya bence. Yok, o konuda da tam tersiyiz. Bir şey söyleyeyim mi? Bence böyle daha iyi, biliyor musun? Yani sende olan onda olmayacak, onda olan da sende. Gibi gibi şeyler. Nilüfer'in dükkanı şimdi yeni açıldı ya. Ya ona böyle bir şey alayım diyorum ben ama. Yani yardım eder misin? Pikap al. Tamam. Böyle eski bir pikap bulabilirsen Nilüfer'in en sevdiği insan olabilirsin. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz, sağ ol. Kaan'a selam söyle. Tamam. Salak ya. Nereden aklına gelmiş ki? Bakar mısın? Süpermen'e bıyık çizmiş. Sevdiysen senin olsun. Olur valla. Okuyayım, geri veririm. Yok, bunları demiyoruz canım. Çok adisin. Gerçekten çok adisin. Al götür. İstemiyorum. Sende ne oluyor bakayım, anlat. Nasıl ne oluyor? Sende ne oluyor bir anlayayım da ondakini ona göre karar vereceğim. Orada ne oluyor? Siz bir şey konuştunuz. Ne konuştunuz Yağmur? Ben atmosferden anladım. Kesin bir şey konuştunuz. Söyler misin? Bak yapma şunu. Hiç söyleyemem. Sürprizi bozamam valla. Ne sürprizi? Bir şey söyleyeceğim. Şu yandaki yanık ev, onun evi miymiş? Sen biliyor musun karısını falan? EKC'ye anlattı. Ay ben dişiyle de adama evlenir misin, evlenince anlarsın falan gibi boş boş konuştum. Sonra bir utandım ki sorma yani. Şimdi bu her sabah çıkınca burayı mı görüyor? Kendini cezalandırır gibi. Çok zor değil mi? Her gün bu acıyla yüzleşmek. İşte unutursa hatırasına ihanet edeceğini düşünüyor. Yağmur böyle yaşanmaz. Ben ağır ceza avukatlığı yapmıştım ya. Orada anladım işte suçluluk duygusu nasıl bir şey. Unutmuyorlar ya, sımsıkı sarılıyorlar acılarına. Yani kendilerine acı çektirmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Barca da kendini cezalandırıyor işte. Ama neden? O ölmedi ya, ondan. Şu lambayı görüyor musun? İşte. Onun aynısı Barca'da da var. Ne alaka şimdi? Çünkü karısı. Bu lambayı yapan, hani tanıştığın kız. Ay yok artık. Ay sen o yüzden mi ağladın? Ha? Oy. Öldüm beni. Kıyamam sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.